Kapıda bir adam. Tamam tamam kardeşim. İlçemize ve bu açılış dönemimize hoş geldiniz. Saygıdeğer il başkanım, siz de Aksabat'ınıza hoş geldiniz. Çok değerli ve ilçe belediye başkan adayım, sevgili Ali kardeşim, sizi de yanımızda görmekten, yanınızda bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Size de tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli konuklar, Aksabatlılar, Trabzonlular, bütün Trabzonlular, halkımız dediği biz uyguladık efendim. Büyükşehir'de halkın iktidarını kurmak için halkın istediği arayla beraber huzurlarınızdayız. İlçemizde de ilçemizin, ilçe halkımızın istediği arayla beraber huzurlarınızdayız. Bizde çatma adayı yok, atama adayı yok efendim. Bizim adaylarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin organları tarafından halkın isteğiyle belirlenmiştir sevgili arkadaşlar. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Halkla beraber inşallah biz örgütler olarak bugün Volkan abinin şemsiyesiyle Ali Aksabat ilçemizde Ali Gülen kardeşimizin temiz elleriyle ellerine belediyemizi teslim etmek için yola çıkmış bulunmaktayız. Biz neden değişim diyoruz? Çok değerli saygıdeğer Şefik abim, sana sesleniyorum. Yorgunsun Şefik abim. Gerçekten yorgunsun. Bak itfaiyen karşında Şefik abim. İtfaiyen karşında. İtfaiyenin direkt büyük katlı apartmanları. İtfaiyenin ikinci katında yangın olsa meclisin yatmayacak. 50 kilometre uzakta 1500 hakkında olan yangına ne gitmeye gücün yeter, ne söndürmeye korkumun yeter. Lütfen, çok sevgilisin Şefik abim, sen istirahatesi bil, yorgunsun, diploman solgun, sen yorgunsun Şefik abim. Aksabat'ı, gerçekten güzel Aksabat'ımızı, yani bilgi, birikim ve kabiliyete yeteneği her yaş tarafından teslim edilmiş olan çok değerli kardeşimiz Ali Tren Öztürk ve ekibine teslim edelim sevgili Şefik abi. Sen yorgunsun. Sen yorgunsun Şefik abi. Sen gerçekten istirahate ihtiyacın var. 30 Mart'ta halkımız seni istirahate gönderecekti. Sen istirahate solgun diplomanı da çerçevede başucuna sevgili kardeşim abi. Aksabat'ı gerçekten müsaade et. Gençlerin iktidarını kurmak için, Aksabat gençliği geleceğini yaratmak için Ali Gülen kardeşimiz de hem kendilerinin hem geleceklerinin planlamasını yapsınlar. Çok saygıdeğer Şefik abi. Evet arkadaşlar, bugünkü konuşmacılarımız biraz fazladır. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Kısa başlıklar olarak söyledim. Gerçekten Aksabat'ımıza ve Trabzon'umuza hayırlı olur. Biliyorsunuz Aksabat 20 yıldır iyi yönetilmedi. Aksabat 18. madde uygulamalarıyla birçok insanımız mağdur edildi. Mevcut belediye başkanı 10 günde yapmaz yapılan bir parkeyi 3 ayda 5 ayda yapamadı. Mahallelerimize girilmiyor. Şimdi bu mevcut belediye başkanı Aksabat'ın sahilini yönetemeyen belediye başkanı bütün köyleriyle beraber bu olaya tanık olmuştur. Değerli arkadaşlar, biz büyük şehir olduk. Bütün şehir sınırları içerisindeyiz. Artık köylerimiz mahalle oldu. Aksabat'ın daha çok çalışmaya, daha çok koşturmaya ihtiyacı vardır. Bugün Aksabat'ın gelmiş olduğu nokta şudur. 2 dönem önce tekel binalarını bugün bir bankanın çağrı merkezi yapmış olsaydık bugün Aksabat'ta 1000 tane genç kardeşimize işle
3 ay insanları çalışıp paralarını fonlardan ödedim. Daha sonra arkadaşlarımızı dışarı atmaktadır. Bu yüzden Atayavat'ın, Yaylacı'nın, Kireçhane'nin, Dürbünler'in hizmete ihtiyacı vardır. Kucaklanmaya ihtiyacı vardır. İşte bu yüzden iki tane birbirinden değerli abimizle yola çıktık. Bir tanesi belediyecilikte 15 yıl geçirmiş, Aksakale'nin kurucu belediye başkanı olmuş, milletvekili adayımız olmuş, çalışkan, mühendis, Aksakale halkını çok iyi bilen, Aksakale halkıyla arasında duvar örmüze kuran bir adayımız, Ali Tren Öztürk arkadaşımız, Ali Tren Öztürk abimiz. Bir diğeri 2004-2009 arasında Trabzon'da belediyecinin destanını yazmış, şu an milletvekilimiz, Trabzon halkının abisi Volkan abimiz. O sizden biri, sizin gibi yaşayan, sizin gibi dolaşan, korumalardan gezmeyen, koruması halk olan, Allah olan biri. Bu yüzden değerli arkadaşlar, Volkan abimize ve Ali Tren Öztürk'e sahip çıkalım. Atamak değişim zamanı gelmiştir. Yorgun, heyecanını yitirmiş, dünya bakışı olmayan, her şeyi taş gören taşlarla yolumuza devam edemeyiz değerli arkadaşlar. Bu yüzden iki tane bilimden kurul adayımızla karşınızdayız. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yerel seçimler Türkiye'de yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır. Kendi çocuklarına hanları hanımları layık görenler, bizim çocuklarımız asgari ücretten dair iş bulamayanlardan bu sandıkta hesap sorma zamanı gelmiştir değerli arkadaşlar. İhtiyacımız vardır. Bu iki belediye başkanımız kazandığı zaman sizlerin sesi olacaktır. Bu iki belediye başkanımız kazandığı zaman atanamayan öğretmenlerin sesi olacaktır. Bu iki belediye başkanımız kazandığı zaman yatağa aç giren kimsizlerin, kimsesizlerin sesi olacaktır. Bu yüzden sizden önümüzdeki seçimlerde tam destek istiyoruz ve bir devrimi gerçekleştireceğiz. Bütün belediyelere hizmet bayramını birlikte dikeceğiz. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken sözü Akdağlar Belediye Başkan Adayımız sevgili Ali Tren Öztürk abimize veriyorum. Çok teşekkür ederim İl Başkanım, Sayın Milletvekilimiz, İlçe Başkanımız, çok kıymetli belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, çok değerli partilerimiz, Dürbünler mahallemizin çok kıymetli insanları, sakinleri, Akçabat'ta. Bugün burada Dürbünler mahallemiz seçim irtibat bürosunu açmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu toplantımıza katıldığınız için hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, önümüzde 30 Mart'ta çok önemli bir seçim var. Sizin de bildiğiniz gibi. Bu seçim değişimin seçimi olmalı. Bu seçim Akçabat'ta sosyal demokrat belediyeciliğin uygulanmasına başlayacak olduğumuz bir seçim olmalı. Bu seçim Akçabat'ta insan odaklı, insana değer veren, güler yüzlü, hesap veren bir şeffaf bir belediyecinin örneğini vermeye bir seçim olmalı arkadaşlar. Akçabat'ımızın sorunları çok büyüktür. Akçabat'ımızın sorunları daha gibidir. Artık Büyükşehir Belediyesi oldu. Akçabat'ımız artık Akçabat Şehir Belediyesi'ne hitap edecek bir belediye değildir. Akçabat Belediyesi Akçabat'ın bütün coğrafyasına hizmet edebilecek, 115 bin nüfusa hizmet edebilecek büyük bir belediye olmak zorundadır. Arkadaşlar görüyorsunuz, bu fen işleriyle, bu iman işleriyle kanun altına sığdırılmış bir itfaiye ile beraber bu Akçabat'ların sorunu çözülür mü size arkadaşlar soruyorum. Deniz kenarına sıkıştırılmış 3 tane araçla beraber Akçabat'ımızın sorunları çözülür mü arkadaşlar? Biz bunları çözeceğiz. Akçabat'a yaraşır, fen işlerini kuracağız. Sizlere söz veriyorum, Ali Tren Öztürk belediye başkanı olduktan sonra hemen Akçabat'a asfalt geçişini kuracaktır. Akçabat'ımızın bütün yollarını sıcak asfaltla kaplayacağız. Gidilmemiş mahalle bırakmayacağız. Akçabat'ımızın trafik keşmekeşinden kurtaracağız. Yol üstündeki otoparkları kaldıracağız. Akçabat'ımıza hem doğusunda, hem batısında, hem ortasında katlı otoparklar yapacağız arkadaşlar. Akçabat'ımızı sadece
geleceğiz. Deniz kenarına hamşet geleceğiz. Deniz kenarındaki parkları iç kesimlere, iç kesimlerdeki büyük parklarla birleştireceğiz arkadaşlar. Orta mahallemize yürüyen yol yapacağız arkadaşlar. Bütün mahallemize gidilmedik, genişletilmemiş yol bırakmayacağız. Altyapı konusunda kesinlikle ne işler bulacağız? Altyapı konusunu çok öncelikle çözeceğiz arkadaşlar. Akçabatımız sadece Akçabatım merkezden ibaret değildir. Akçabatımız 52 köy, 14 belde ve 8 tane Akçabat merkezinde olmak üzere geniş bir coğrafya, geniş bir hizmet alanıdır. Bu anlamda biz köylerimizi de elimizden gelen hizmeti götüreceğiz. Onların yollarını düzgün yapacağız. Seçim çalışmalarına gidiyoruz arkadaşlar. Bize söylenen şu: oto tamircilerini zengin ettik. Bu yolları biz çok kısa sürede Büyükşehir Belediye Başkanı'na inşallah Volkan Bey'le beraber kazanacağız. Bu yolları çok kısa sürede asfaltlanmış hale getireceğiz. Köylerde içme suyu sorunu artık kalmayacak. Tarım ürünlerimizin pazarlanması için Akçabat merkezinde kadın pazarlarının olduğu yerde o pazarı yıkacağız. 3 katlı orta park ve üstüne geniş bir tarım pazarı kuracağız arkadaşlar. Bunun için sizlerden destek bekliyoruz. Söğütlü Vadisi projemizde Söğütlü Vadisi'ni park, bahçe, spor alanı ve kesinti alanları haline getireceğiz. Oradaki küçük sanayicimizi daha yukarı kesimlerde organize edilmiş, düzenlenmiş, her türlü altyapı hizmeti yapılmış bir sanayi Akçabat'ımıza kazandıracağız. Akçabat'ımızın Söğütlü sahillerindeki plajı artık açacağız, denizi temizleyeceğiz. Burada insanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız denize girecek, büyüklerimiz de oturup pikniğini yapacak, onları seyredecek arkadaşlar. Akçabat'ın ve Mersin bölgesindeki plajımızı son derece modern bir plaj haline getireceğiz. Sadece Akçabat'ların değil, Trabzon merkezimizde yaşayan insanlarımızın hizmetine sunacağız arkadaşlar. Akçabat'ımızda eksik kalan balıkçı barınağı sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun için Söğütlü'de, baktığımız zaman Söğütlü'de, Salacık'ta ve Mersin'de balıkçı barınağı ihtiyaçlarımız vardır. Bunların yapılması için de büyük gerek Akçabat Belediye Başkanı olarak ben, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Volkan abimiz, bakanlık nezdinde girişimlerde bulunup belediye olarak da bunların önünü açacağız arkadaşlar. Akçabat'ın yeniden 1/25 günlük 1/1 alabildik mi? Bunu çok iyi sorgulamamız, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bu kadar fedakarlık yaparken kamu yatırımlarından gerekli desteği, gerekli payı alabildik mi arkadaşlar? Hayır diyorum. Niye hayır diyorum? Şundan dolayı diyorum. Özellikle ülkede 7 bölge var ve 7 bölge yaşayan insanlar bizim için birdir. Bu ülkenin insanlarıdır. Hepsi elbette ki yatırım alsınlar. Ama Karadenizler bu yatırımdan çok az miktarda faydalanmasınlar. Güney Anadolu bölgesinde kamu yatırımlardan alınan pay değerli arkadaşlar %86'dır. Karadeniz bölgesinde, Dokak bölgesinde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'un aldığı pay ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 6.8. Kamu yatırımlarından aldığı pay 6.8. Trabzon'u uçurdum diyenler, Trabzon'a şöyle yatırım yaptık diyenler, Trabzon'u böyle kaldırdık diyenler, acaba Trabzon'un Türkiye'de 6. sırada göç veren il olduğunu niye demiyorlar? TÜİK'in, hükümetin kendi raporlarıyla tescillenmiş bu sayıdan niye bahsetmiyorlar? Göç veren illerin sıralamasında 6. olduğumuzu niye söylemiyorlar? İşsizlik oranının %12'ye vardığını niye söylemiyorlar? Gençlerimizin çoğu işsiz, niye söylemiyorlar? Esnaf arkadaşlarım sıkta yapmayı bekliyorlar. Sıkta hala bu saatte sıkta yapan esnaf arkadaşlarımızın sorunları
ve teyzeleri kaldırdılar. Sorduk, niye kaldırdınız? En cevap ne söyledi arkadaşlar? Sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, kız kardeşlerim, çocuklarım, gençlerim ne söylediler? Tabelaya sığmadı. Yok ya, tabelaya sığmamış. Yani böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye cümlesi tabii ki tabelaya sığmaz. O şehitlerimizin kanıyla sulanmış toprakların ürünüdür. Akçaabathaber.com Akçaabat'tan haberiniz olsun.